يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على Amen.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو وتكونوا شهداء على الناس، واعتصموا بالله
الله. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rabbim sabahımızı nurlu eylesin. Bereketli eylesin. Rabbimize bir kez daha hamdü senalar olsun ki bizleri sabahın seherinde, bizleri bir namazda da, sabah namazında da buluşturdu. Rabbimize hamd olsun. Türkiye'nin %99'u Müslüman olan bir memlekette %55'i Cuma'ya giden, %25'i sadece namazlara devam eden bir memlekette, hele hele bu zaman dilimlerinde sabah namazında camide olmak, mabette olmak ve huzurda olmak ayrıca bir şükrü gerektiriyor. Rabbimize hamdolsun. Kainatın Efendisi aleyhissalatu vesselam, sevgililer sevgilisi, Efendimiz aleyhissalatu vesselama amellerin en hayırlısı nedir ya Resulallah sorusuna Efendimizin vermiş olduğu cevap: vaktinde kılınan namazdır. Bundan daha üstün bir amel yoktur. Efendimizin izini takip eden ve yakın dostlarından olan, hatta kayınpederlerinden olan Hazreti Ömer radıyallahu anh, o dönemin idarecilerine, o dönemin valilerine yazmış olduğu mektupta diyor ki, en önemli göreviniz namazdır. Namazını ihmal eden, bütün işlerini ihmal eder. Onun izini takip eden Filistin'in Hamas liderlerinden bir tanesi ki Şeyh Yasin, Hamas'ı kurarken birinci maddesi şu: buraya üye olmak için 40 gün sabah namazına devamlılık zorunludur. 40 gün namaza devam eden ancak buraya üye olabilir. O insandan biz verim alabiliriz. Ve Sümbül Sinan Hazretleri Evliyaullah da tekkeye kabul ederken devamında, bu insan eğer bir işçi alınma tercihinde bulunduğu zaman sorulduğu takdirde, ben bunu namazda görmüştüm, şehadet ediyorum. Ve bugün nasip olursa kıymetli üstadımız Ali Rıza Temel hocamız, atamız olan İbrahim aleyhisselam'dan bahsedecekler. İbrahim aleyhisselam çok hizmette bulunan, gelene ikramda bulunan bir atamız. Nasip olur inşallah Filistin'e gittiğimiz zaman oradaki haremini göreceğiz. Yani bütün alimlere göre dördüncü harem olarak kabul eden İbrahim aleyhisselamın Halilurrahman şehrinde bulunan kabri, Yahudinin çizmeleri altında bulunan bir türbesi var. Rabbim kurtarsın tez zamanda inşallah. İbrahim aleyhisselam kendisine gelen misafirlerini aşırı derecede ikram eden bir peygamber. Yine bir gün evine misafir olarak gelen dört tane papaz var. Bu dört papaza olağanüstü ikramda bulunuyor. Bunlar çok eziliyorlar. İbrahim aleyhisselam'a diyorlar ki, ya bize çok ikramda bulundun, bize bir şey söylesen de sana bir ikramda bulunsak, bu minnettarlığımızı ödeyiversek. Deyince İbrahim aleyhisselam diyor ki, ben sizden ne isteyebilirim ki? Bir isteğim var, o da iman etmeniz. Diyorlar ki, bunu bizden isteme. Bunu bizden isteme. O zaman hiç değilse Rabbime bir kez de olsa secde edeyim. Secde edeyim.
Onlar da kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki, bir defa secde ediyormuş gibi görünsek ne kaybederiz? Adam bize bu kadar ikramda bulundu. Kıralım mı bunu? Aralığında karar veriyorlar. Peki diyorlar, ya İbrahim göster bize nasıl secde edeceğimizi senin Rabbine. Secde edelim, bu ikramına karşılık biz de ödeşmiş olalım. Deyince İbrahim aleyhisselam o dört papaza nasıl secde edileceğini gösteriyor. Onlar secdeye kapanırken İbrahim aleyhisselamın mübarek dilinden şu cümleler dökülüyor. Ya Rabbi benden bu kadar. Benden bu kadar. Onları secdeye getirmek benden, imanı gönüllerine yerleştirmek, nasip etmek o beni aşar. Onun için kıymetli dostlar, acaba bizden bu kadar diyebileceğimiz hareketler ne kadar yapıyoruz? Biz kaç kişiyi namazla, ibadetle buluşturuyoruz? Bunu sormamız lazım. Kıymetli hocamızdan inşallah İbrahim atamızı bugün dinleme fırsatını yakalamış olacağız. Ali Rıza Temel hocamız, yıllarca Kur'an'a hizmet etmiş bir üstadımız tefsir alanında. Nasip olursa her ayın ilk pazarında bizlerle birlikte olacaklar. Ve bu pazar ilk dersimizde Hazreti İbrahim aleyhisselamın Allah'a adanmışlık can ile ispatını işleyecekler. İkinci ay bu sohbetin devamı olacak. Yani yine İbrahim aleyhisselamın farklı bir adanmışlık ispatını bizlerle paylaşacaklar. Kıymetli hocam buyurun.